Şimdi bugün baktığımızda göç deposu görülen, Avrupa Birliği'nin ileri karakol olarak gördüğü Merkel'in utanmadan Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne almayı düşünmüyoruz ama ilişkilerimizi iyi tutmak zorundayız dediği ve Avrupa Birliği'nin hiçbir değer vermediği, bakın size hiçbir değer vermiyor bizim bu kadar yüke katlanmamıza. Bakın Türkiye Cumhuriyeti siyah siyah beyaza beyaz demek zorundayız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Türk milleti bu süreçten asla memnun değil. Nefret ediyor. Gelişmeleri bilmek istiyor ve şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim, biz vatanımızda düzensiz, kontrolsüz göç istemiyoruz. Gizli kapaklı işler yapmayın. Şimdi inşallah maşallahla olmuyor. Genel soyut sözlerle anayasa hükümlerini, kanun hükümlerini, kulağa hoş gelen sözleri söylemek değil, icraat diyor. İcraat istiyorum ben. Ben icraat görmek istiyorum. Söyledik işte şimdi. Şimdi bu icraatı siz vizeyi alamamışsınız. Vizeyi kaldıramamışsınız. Vize muafiyetini alamamışsınız. Ve Avrupa Birliği'nin bu kadar katlandığımız yük umurunda değilse diyoruz ki ya Türkiye Cumhuriyeti dış politikasını değiştirmeli. Geri kabul sözleşmesine derhal son vermeli. Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'ne şunu söylemeli. Ben artık buna tahammül edemiyorum. Kesinlikle de tahammül etmeyeceğim. Çünkü sen benim belki kendi refahın için, ben belki sözüm, Amerika Birleşik Devletleri'nin başka projeleriyle bu ülkenin kimisine göre %8'i, kimisine göre %10'u ama ne kaçıysa ülke vatandaşının sayısına göre ne olduğunu bilemediğimiz, kim olduğunu bilemediğimiz, kontrol edemediğimiz, toplumda infiale sebebiyet veren, kamu barışını, iç huzuru bozan, insanları mutsuz eden, biz bu yabancıları taşıyamayız. Bunun şovenistlikle, aşırı milliyetçilikle, vicdansızlıkla alakası yok. O bize akıl fikir verenler gitsinler o akılları, fikirleri kendi memleketlerinde, kendi yurttaşlarına anlatsınlar. Al kardeşim o zaman sen bu kadar insanı. Türkiye Cumhuriyeti kıt kaynakları itibariyle şu anda gayri safi milli hasılanın kişi başına düşen gelirine bakalım. Başka meselelerimize bakalım. Öyle lafla sözle büyük devlet olmak yetmiyor. Sen iktisadi sorunlarla şu anda karşı karşıyasın. Çok ağır bir pandemi sürecinden geçiyorsun. Biz diyoruz ki şunun açıklamasını yapmak lazım. Arkadaş, bizim Suriyelilerin geçici koruma altında bağlı bulunduğun uluslararası sözleşmesi ve kanunu icabınca politikamız ne ya? Kaç kişi vatandaş oldu? Tam sayı ne? Neden? Neden siz ilk başta bakın ben somut somut net tespit yapıyorum. 10.000 olduğunu adına geçici koruma denilen dağılan Yugoslavya'dan Kosova sırasında ortaya çıkan kitlesel akım nedeniyle bakın ben size başka bir şey söyleyeceğim daha rezaletli. Rakamlar net olduğunu söylüyorlar. Hiç net değil. Zaten en önemli sorun şeffaf hocam bizim Cumhuriyetimiz. Bak söyleyin ben sözümü bitireyim. Ben dikkat ederseniz özellikle müdahale etmiyorum. Ya rakamı siz söyleyin. Şimdi rakamlar var. 600 bin şu anda 2 veya 3 yıl içinde bizim kabul etmeyeceğimiz ne olduğu belirsiz. Kontrol altına tutamadığımız insan. Değerli hocam vatandaşlık rakamı söylüyoruz. Bunu ben söylemiyorum ki bilim insanları söylüyor ya. Kabul etmiyorsunuz. Şimdi bakın. Ne diyeyim ben şimdi? Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle bir sorun yok da bizim bu konuyu burada konuşmamız, bu milletin bizi takip etmesi, bu kadar eleştirinin hepimiz yapacağız. Bu memleketin evlatlarıyız, yapmayın etmeyin. Yani burası kuşların, böceklerin cirit attığı, barış türkülerinin söylendiği bir başka ülke değil, Danimarka değil, Norveç değil, İsveç değil. Anadolu coğrafyasından, kurtlar sofrasından bahsediyorsun. Ben sizin önünüze diyorum ki bu bir proje. Biz de bunu gördük mü kardeşim? Bizim söyleyeceğimiz şu, Birleşmiş Milletler'e gideceğiz, Avrupa Birliği'ne gideceğiz. Diyeceğiz kardeşim, almıyoruz lan, almıyoruz. Sebebiyet verdiğiniz bu sorunların tamamının yükünü bize mal edemezsiniz. Suriye'yi bu hale getiren sizsiniz. Afganistan'ı bu hale getiren sizsiniz. Sizin alçaklığınız. Alın bu insanlara bakın. Bu insanları 20 yıl işgal edip NATO kuvvetiyle oraya barış getireceğiz diyerek tekrar 2001 ayarlarına döndüremezsin. Bunun yükünü bana çektiremezsin. Benim memleketimin insanına ikinci sınıf muamelesi yapamazsın. Sen orada istediğin gibi huzur içinde yaşayacaksın, yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin, dolaşacaksın diye Türk milletinin evladı senin ceremeni çekemez. Ben bu anlamda şunu söylüyorum. Hükümetim desin ki bana, o zaman
seçim sandığı koyulduğunda herkes boynunun üstüne alır diyecek kardeşim. Biz sizin bu söylediklerinizi kabul etmiyoruz. Suriyelilerin her ne kadar geçici koruma altında aldıysak da özür dileriz sizden. Sizi kandırdık. Bu insanları, bu ülkenin evlatları yapacağız, vatandaşı yapacağız. Öyle mi? Tamam. İkincisi bu Afganistan'dan gelenler konusu. 14 Haziran NATO toplantısında masaya yatırıldı kardeşim. Ben şunu söylemiyorum. Bak bunun da tartışmasına girmeyeceğim. Kavga edeceğiz çünkü. 14 Haziran'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı konularda izleyeceği politika, Diyarbakır ziyareti, ardından yapılan açıklamalar. Bunları bir kenarda tutuyorum. Bunları takip ediyoruz. Ama bizim için önemli. Bakın şöyle söyleyeyim. Çok ilginç. Arkadaşlar, Mücahit Bey gülebilirsin. Niye rahatsız Diyarbakır ziyaretinden? Bir saniye ya. Geleceğim. Bir saniye. Şeffaf. 10 dakikada konuşuyorsun hocam ya. Kardeşim ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yaptığı toplantıda ikili görüşmede alınan kararları bilmek istiyorum. Türk vatandaşı olarak bilmek istiyorum ya. Bu bilme hakkım var benim. MİT'te şeffaf olsun mu? Hayır canım, MİT'le ne alakası var bunun ya? Bunun MİT'le ne ya alakası var? Niye lafı alıp da mecrandan şeffaf olmayan bir şey yok. Sayın Çelik açıklamış. Gözünü seveyim ya. Açıklamışız. Ve, daha nasıl yapalım yani? Ve şunu söyleyeyim. Bakın. Ağzınızda kuşum tutacağız sizi ikna etmek için ya. Şimdi. Ya beni Allah ikna etmek zorunda değilsin. Ya lütfen saygılı ol ya. Yapma bak, gözünü seveyim peki, ya. Daha ikna nereye saygısızca? Boş karşılanmıyor bu türlü. Tamamlayalım Ersan Şah. Net bir ifade var. Şimdi hala manipülasyon peşindesiniz. Net bir ifade yok. Şaşırıyorum hakikaten. Hayır canım, alakası yok. Şimdi benim sorduğum şu. Milletin sorduğu şu. Suriye'den gelişi geçtim. Kitlesel akım, iç savaş, mecburiyet. Ben farklı argüman koyuyorum. Bu bir itmedir. Bu bir projedir. Bunun tatbikidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği bakımından da bölge içinde bu insanları biz güvenli bölgelerine, yurtlarına döndürmek zorundayız. Tamam. Bunun insanlıkla, vicdanlıkla bir alakası yok. Alak döndüreceğiz bu, zaten. Bu yok ki. Memleketi idare edenlerin... Devlet projesinden bunda sıkıntı mı var? Bir saniye. Yapamıyoruz ama. Nasıl yapamıyoruz? Şimdi bakın, siz mesela çalışmadan bahsediyorsunuz, sonuçlarından bahsediyorsunuz, uygulamalar. Hocam sahada ne oldu? Ya terör devletini yaptı. Döndüreceğiz. Bak devlet, tamam, bak, sonuç bu hükümet değil. Sözde bak hocam, icraat, uygulama ne hocam? Ben size bir şey söylüyorum. Hocam, bu hükümet programı değil. İlyas hocam. Ben meseleyi, bunları geri gönderecek. Hocam ben meseleyi hükümet ve parti meselesi görüyorum. 15 dakika tek başına konuşuyorsun. Devlet meselesi var. Tamam, gönderecektir yani. Ben diyorum, bak benim sorum iki. Bak benim sorum iki, net. Oraya buraya söylemeye, yaymaya gerek yok. Bir, Suriye'den gelenler ne olacak? İkinci soru. Söylüyoruz. Afganistan meselesini bana birisi çıksın, peki, anlatsın bu gelen insanlar hangi hukuki, kanuni dayanakla bu memleketin topraklarını, ellerini, kollarını sallayarak geliyor? Hangi savaştan, hangi memleketten bana geliyor da ben o sınırlardan bu insanların geçişine göz yumuyorum? Bu insanlar ne olacak? Akıbetler ne olacak? Burada bizi seyredenler, sizler, bizler, çoluğumuz, çocuğumuz, ailelerimiz, huzurumuz, kamu barışımız, demografik yapımız, her şeyimiz. Biz Bulgaristan, Yunanistan, başka bir herhangi bir Avrupa memleketi kadar memleket değil miyiz? Memleket. Onlar bizim zamanımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun hudutlarında olan memleketler. Doğru, doğru. Şimdi, Ersan Hocam, biz noktalayalım. Alalım şunu söylüyorum. Geri kabul sözleşmesi ne olacak? Bu verilen sözlerin yerine getirilmemesi. Avrupa'nın göç deposu olmadığımız ne olacak? Bu konuları biz Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e rest çekmek suretiyle şunu söyleyebilecek miyiz? Kardeşim, artık tahammülümüz kalmadı. Bitti. Tükendik. Peki. Söyleyeceğiz. Bunu bizim kaldırabilmemiz mümkün değil. Söyleyeceğiz. Bu konuda benim istediğim, gayet sakin söylüyorum. Bizim idare edenlerimiz, yönetenlerimizin çıkıp net şunu söylemesi lazım. Suriyelilerin geri gönderilmesi, güvenli bölgelere ve yurtlarına ulaştırılması konusunda şu kadar sürede, 2 yılda, 3 yılda Türkiye Cumhuriyeti şu adımları ya memleketlerle, Suriye Arap Cumhuriyeti dahil bir sözleşme çerçevesinde icra edecek ya da kendisi kendi kuvvetini kullanmak suretiyle bunu yerine getirecek. Bir, amenna. İki, diyecek ki Afganistan meselesinde bir hata yapılmıştır. Toplumun, Türk toplumun tepkisi anlaşılmıştır. Durdurulmuştur, kapatılmıştır ve bu insanlar derdest edilmiştir. Bunların gerekleri yapacak, yoksa bunlar kim olduklarını bilmediğimiz ellerini kollarını sallayarak böyle tuhaf görüntülerle Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında ben dolaşamıyorum öyle, onlar hiç dolaşamıyor. Peki.